Bir Anı, Bir Hikaye. Bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları 34. bölüm. Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Kıymetli dinleyenlerim, bundan önceki bölümlerde hatırayı hazırlayan İngiliz Osmanlı zabiti de İngiliz olduğu için İngiliz zabiti diyoruz biz ona. Plevne hatıralarında bütün mesai arkadaşlarını harp öncesi anlattı ve Gazi Osman Paşa'yı anlatıyordu. Ondan sonra da harbin anlatımına devam edecek ki tabi harple bitişik götürüyor bu Osman Paşa anlatımını. Bakışları Osman Paşa'nın ve sözleri daha ziyade yani karşısındakini dinler ama hafif bir istihfaf eder. Yani onu ya bu yavşak da nereden çıktı gibi manası geliyor ama Osman Paşa öyle demezdi. Evet, onu cidden dinlerdi ama kendi kafasında o gelen fikirden çok daha mühim ve faydalı bir kararı olduğu için o bakışını istihfaf ediyor demiş. Hafife alıyor demiş. Üzerinde nazik bir adamın sevimli bir hali yoktu. Ya sen emrinde 30.000 insanla gidiyorsun. Bunları ölüme götürüyorsun kardeşim. Nasıl yani canım cicim olur mu yani? Olur mu? İçindeki, beynindeki fikirlerle kim bilir kaç tane meydan muharebesi verdi kafasında o Plevne'de olurken. O meydan muharebelerinde kaç şehit verdiğini düşündü. Böyle insan yani bir sevdiği hastası hasta yatağında ölüme yaklaşırken insanın yüzü gülebilir mi efendim? Dünyanın en komik fıkrasını anlatsan yine gülemez. Onun hususiyetlerinden birini daha anlatıyorum size diyor. İngiliz, Fransız, Alman, Rus. Hulasa kim olursa olsun bütün yabancılara karşı duyduğu şiddetli bir nefrettir. Nefret nereden geliyor? Kendi topluluğuna sevgisinden geliyor. Nefret olur da bir insan birinden nefret ederse onunla beraber aynı odada oturmaz. Aynı arabaya binmez. Aynı koğuşta yatmaz. Aynı birlikte görev yapmaz. Osman Paşa'nın cepheye sürdüğü taburlardan en mühim taburun, Binbaşı Tahir'in taburunun 2 takım komutanı bir bölüğünün İngiliz. 2 tanesi de İngilizken Müslüman olmuş kimseler. Peki Osman Paşa bunların böyle olduğunu bilmiyor muydu? Nefret ettiği insanı bir cihada, bir gazaya, bir savaşa, bir vatan müdafasına insan götürür mü efendim? Burada tabii yani İngiliz'in kendi dindaşlarından olmamasından dolayı Osman Paşa'nın bu başarılarını bir şeyle farkına varmadan belki de, çünkü Müslümanlara da itimadı var bu adamın, farkına varmadan anadan atılan küçük yaşta kiliselerde verilen kin ve gayz eğitiminden kaynaklandığını zannediyorum. 1877'de muharebeleri müstesna olmak üzere memleketinden ayrılıp hiçbir tarafa gitmiş değildi. Dışarıyı görmemiş. Yani dış kültürü yok. İyi ki görmemiş. Görenler orada bir sürü uygunsuz şeyler öğrenip gelmişler ki onlar da bu adam geri anlatıyor. Türkçeden başka Arabi ve Fransızca bilir idi. 50 yaşında Plevne çıkışında aldığı yaranın bacağında bıraktığı bir arızadan dolayı, yani topallık bırakmış bacağında, yardımıyla vücudunu atalet bürümüştü. Yani o eski atik tetik müşir gitmiş, o topallayan ağır aksak yürüme durumunda olan bir müşir gelmişti diyor. Atalet bu demek efendim. Biraz şişmanlamış, eski karakteri de değişip daha müsamahakar olmuş. O istihfaf hali gitmiş yani. Evet, cümleyi o da kurmuş. Eski istihfaf eden, karşıdakini böyle yarı dikkatle dinleyen, haşin ve sert tavrını nükteler yapıp, latifeler yaparak daha yumuşaltmış idi diyor. Evet. Muharebeden sonra Osman Paşa ile 1898'de İstanbul'da görüştüm. Plevne müdafaasından tam 20 sene sonra Osman Paşa ile İstanbul'da görüşmüş. Çünkü İngilizler böyle Osmanlı ordusunda harp etmiş, bulunmuş. O da generalliğe kadar yükselmiş tabii. Bu mülazim, Osmanlı'da mülazimmiş, yüzbaşlığa kadar çıkmış ama öbür tarafta da İngiltere bunu almış, tutmuş. Güney Afrika'daki Boer harplerinde ki komutanın, generalin, İngiliz generalin yardımcısı yapmış. Bu ziyaret resmi bir ziyaret olmasına rağmen Osman Paşa birçok nişanları olduğu halde, çünkü resmi ziyaretlerde ziyaret edilen memleketteki askeri kesim, askeri bir heyet geldiyse bütün nişanlarını göğsüne takar. Bu bir gösteriştir. Osmanlı sultanlarının da ipekli giymesi, altın sim işlemeli kaftanlar giymesi de dinimizin bu müsaadesi tahtındadır. Yani karşıda düşmana daha haşmetli görünebilmek için, düşmanı, mesele İslam'daki kural düşmanı öldürmek değil, düşmanı savaşmaktan vazgeçecek şekilde düşmana kabarık görünmek. Tüy kabası görün hiç olmazsa ki anlaşmazlıklar silahla çözülmesin, sözle masada çözülsün diye. Yoksa ecdadımız çok mütevazı giyinirdi ama birini kabul ederken bütün neyi varsa takıp takıştırır idi. Bu dinimizin de tavsiye ettiği bir husustur. Osman Paşa'da birçok nişanları olduğu halde, işte Sırbistan'daki 2 tane kazandığı muharebelere Said Çar dahil olduğu halde, Plevne'de aldığı nişandan başka hiçbirini takmamıştı. Bir Plevne nişanını takmıştı ki o nişan da ordudaki Plevne'ye karışan, Plevne harbine iştirak eden bütün subaylarına verilmiş bir nişan idi. Tabii bunu müşire verilen biraz daha farklı olması da gayet normaldir. O, yani Osman Paşa, o zaman ve daima kendi ordusunun nişanlarını seraskerliği zamanında bile takmadı. Serasker olduğu zamanda dahi, yani serasker başkomutan demek. Askerin başı demek. Başı. Başkomutan filvaki Osmanlı'da padişahtır ama padişahtan sonra bütün orduya emri kumanda yapan kimse de seraskerdir. Evet. Mülakatımız 2 saat sürdü. Heyet olarak görüşmemiz. Fakat Plevne bahsi ancak bir defa geçti. Ben bunu Osman Paşa'nın tevazuuna hamlettim. Yani Plevne'yle tanınmış bir adamın gelenleri de hemen 2 saat içinde 10 defa Plevne'den bahsetmesini Osman Paşa pek bir nezaket kuralına sığdıramamış. Anladığımız kadarıyla buradan onu söylüyor. 1901'de 64 yaşında vefat edince bütün imparatorluk Osman Paşa'nın o matemini tuttu diyor. Dinimizde tabii matem bir ölüye üzülülür. Ama Hristiyanların yaptığı gibi bizde de şimdi birçok yerlerde, birçok kabirlerde toprağa verme olaylarında hanımların siyah şifonundan tutun da her tarafını siyahlara bürüyüp gelmeleri dinimizde olmayan bir hadise bildiğimiz kadarıyla. Yani illa bir siyah olsun canım. Niye siyah olsun ya? Ben yastayım. Yani evet, ölüme üzülür insan. Üzülür de dinimiz ölüme üzülün, oturun hüngür 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 ağlayın demiyor. Eğer biz yas tutacaksak ömür boyu siyah giymemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Hulefâ-i Râşidîn vefat etti. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin efendilerimiz vefat etti. Onun ömür boyu siyah giyilmesi lazım değil mi? Madem öyleyse. Hayır. Dinimiz siyah giyin demiyor. Ama onların ruhuna Fatiha gönderin diyor. Gönderiyor muyuz? Gönderenler kâr ediyor. Gönderelim. Eğer üzülüyorsak gönderelim ya. Ne zararı var? Osman Paşa iyi bir koca, numune bir baba, kötü itiyatlardan münezzeh, hiçbir kötü itiyadı yoktu. Kötü alışkanlık. Şimdi gençliği saran uyuşturucu belası nerede? O zamanın müşiri Osman Paşa nerede? Evine düşkün, ailesine düşkün, yaşayışı sadeydi ve mütevazı idi. İşte size Gazi Osman Paşa'yı da anlatarak 34. bölümü de burada bitirdik. 35. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim. Bir anı, bir hikaye.